Ekranlarınızda bir son dakika bilgisi var. Bir soru soruyoruz hala çünkü yanıt net değil. CHP'de Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan gelen bir açıklama var. Hatay'da belediye başkanlığı için yeniden aday gösterilmişti biliyorsunuz Lütfü Savaş. Ve o isim ilk paylaşıldığı andan itibaren de yeniden tartışmaları beraberinde getirmişti. Gökhan Günaydın diyor ki Halk TV'de parti kaynaklarıyla, parti yönetiminden isimlerle konuştu. Oradan da biz bu açıklamayı doğrulattık. Şu açıklama: 20 Şubat'a kadar bildiğiniz gibi vakit var. 20 Şubat'a kadar son bir değerlendirmenin Lütfü Savaş'ın Hatay'da belediye başkanlığı için aday gösterilmesinin ardından şimdi yeniden bir değerlendirme olacağını biliyoruz. 20 Şubat tarihi neden önemli? Çünkü YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday listelerinin en son 20 Şubat tarihinde teslim edilmesi gerekiyor. Bir taraftan da görüntüler ekranlarınıza geliyor. Dün bu protestoyla karşı karşıya kalmıştı Lütfü Savaş. Depremin üzerinden bir yıl geçtikten sonra depremzedeler tarafından depremin yıl dönümünde protesto edildi Lütfü Savaş. Ve ilk açıklandığında da aslında eleştiriler vardı. Ama ne demişti CHP? Anketlerde açık ara önde Lütfü Savaş. Ve sonrasında da depremin yıl dönümünde böylesine bir tepkiyle karşılaşıldığında biz şunu gördük ki korumalar olmadan Hatay'da yürüyemedi Lütfü Savaş. O anmada sadece Lütfü Savaş'ta değil elbette, beraberinde örneğin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eleştirildi. Orada başka protestolar da vardı. Ekrem İmamoğlu'na Lütfü Savaş'ın belediye başkanlığı ile ilgili eleştiriler de dile getirildi. Anladığımız kadarıyla CHP yönetimi işte ekranda gördüğünüz o protesto görüntülerine bakıp orada söylenen sözleri, yuhlanmalar olmuştu. Bunları görüp yeniden bir değerlendirme sürecine girmiş olacaklar ki Gökhan Günaydın bu açıklamayı yaptı. 20 Şubat tarihi yerel seçim öncesinde aday listelerinin teslim edileceği son gün. O zamana kadar yeniden bir değerlendirmenin yapılabileceği söyleniyor. Az önce orada Volkan Demirel'i de gördünüz. O da orada. Gökhan Zan, düzeltiyorum, kusura bakmayın. Gökhan Zan, o da orada tepkilerini dile getirmişti. Şimdi Lütfü Savaş acaba şu dakikadan itibaren partinin kendisi hakkında vereceği bir kararı bekleyecek mi 20 Şubat'a kadar bu açıklamalarda gelmeye devam ederken, yoksa kendisi bir karar alacak mı dünkü protesto gösterilerinin ardından, bugün Gökhan Günaydın'ın yaptığı bu açıklamanın ardından? Bu konu önemli, elbette takip ediyoruz. Şimdi yeniden Ferit Demir'in olduğu noktaya gidelim ve sözü yeniden Ferit, sana bırakalım. Evet, hala internet sorunu devam ediyor Malatya'da, diğer deprem bölgelerde maalesef yayınımız kesildi. Biz bir daha deneyelim. Az önce siz tam konuşuyordunuz, yayın kesildi. Evet. Tekrar o duygularınızı anlatır mısınız? Kısa kısa anlatıp diğer arkadaşlara da soralım. Evet, yani şeyi söylemek istedim. Ya yani depremi yaşayan bütün insanlar, hepimiz 6 Şubat 2024'ü bekledik. Çünkü yaşayamadığımız bir acıyı yaşamak istedik aslında. Geceden beri mumlarımızı yaktık, dua ettik kaybettiğimiz canlar için, ama içimizde hala halledemediğimiz bir sürü korkumuz, kaygımız, öfkemiz var. Hala bulunamayan canlar var. Ölü demiyorum yani. Hepsi birer can. Hepsi çok değerli hepimiz için. Çok üzgünüm. Yani o yürüyüşün yasaklanması kısmı hepimizi çok üzdü. Bir yanlıştan dönüldü diyeyim. Sessiz yürüyüşümüzü yaptık, andık. Peki, teşekkür ederiz. Hemen size de sorayım. Siz bir de yakınınızı, evet, kaybettiniz. Evet. Peki o yitip giden canlarımızı anmak valilik tarafından neden yasaklandı? Neden böyle bir yasak geldi? Yani valilik buradaki etkinliği bir nevi sabote etmek için, kitleyi katmamak için. Çünkü bunun önüne geçemeyeceğini kendileri de biliyorlardı. Biz bunun kitlenin biraz azalması, buradaki katılımın düşmesini sağlamak için yapmışlardı. Ben de depremde kaybettik, abimi kaybettim. Başını sağ olsun. Yani sağ olasın. Yani o acılar tabii tarifsizdir. Giden canlar birer cinayetle gittiler. Bunlar deprem, sonuçta Elazığ depreminde abim kaldı binada.
hasarsız bina dediler. Ondan sonra da hasarsız binada kalmaya devam ettiler ama 6 saniyede o bina Maraş depreminde çöktü gitti. Bunlar birer cinayettir yani. Bunun bir başka açıklaması olamaz. Peki diğer arkadaşlara da birer cümle alalım. Hocam biz Keskmeyi kalır adına da buradayız aynı zamanda. İşte kimimiz eğitimciyiz, kimimiz sağlık alanında çalışan arkadaşlarız. Depremin ilk gününden bu yana işte gerek KESK koordinasyon olarak gerek kendi iş kollarımızdaki arkadaşlarımız olarak halkın acısını bir nebze dindirebilmek adına da bir yandan da uğraştık. Yani işte depremin üzerinden tam da bir yıl geçti ama işte görüyorsunuz enkaz alanlarındayız. İşte biraz önce sessiz yürüyüşümüzü yıkılan Eğitimsen şube binamızın önünde gerçekleştirmiştik. Yani Malatya'da şu an için değişen bir şeyler var mı derseniz bir yılda biz fiziki anlamda göremedik. Bilmiyorum yani işte ben... O yasakçı kafanın değişmesi lazım ben önce değil mi? Tabii yani şöyle yani yasakçı zihniyet şunu anlamamakta ısrar etse bile biz de ısrarımızı sürdüreceğiz. Bir KESK olarak bir gelenekten gelen kurumlar olarak asla yürüyüşlerimizden asla... Açıklamalarımızdan, basın açıklamalarından, eylem ve etkinliklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu herkesin bilip anlaması lazım. Teşekkür ederiz. Kısa bir cümle de sizden alalım. Yitip giden 53 bin can vardı, binlerce yaralı vardı. O canları anmak neden yasaklanır? Anlamsız. Yani neden olduğunu anlayamıyoruz. Yani bir yasak olan bir durum yok. Herhangi bir şekilde kötü yaptığımız bir şey yok. Yani yitirdiğimiz canları tekrardan anmak bu kadar yasağa... Ne gerek var ki yani şu anda? Anlamsız yani sadece söyleyeceğim. Dünyanın hiçbir yerinde ölüleri anmak yasaklanmış mı? Hiç duydunuz mu? İşte bunu Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. Yani hiçbir yerde olduğunu zannetmiyorum. Olamaz da çünkü. Çünkü biz burada niye sessiz bir çığlık dedik yürüyüşümüze? Çünkü geçen yıl bugün binlerce insan bu inşaatlarda sesimizi duyan var mı diye bağırırken maalesef dışarıda kimse ses veremedik. Bunun için yürüyüşümüzün adını sessiz çığlık koyduk. Maalesef bugün engellemeye çalıştılar ama engelleyemediler. Biz etkinliğimizi yaptık yani. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Yani herhalde kendi istedikleri gibi anma yapmak istediler. Aykırı bir ses çıksın istemediler. Herhalde onun için yasakladılar. Teşekkürler. Dünyanın hiçbir yerinde özellikle ki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anılması yasak değildi ama Malatya Valiliği onu başardı, yasakladı. Ancak vatandaş o sessiz çığlığını bir yürüyüşle valiliğe duyurdu deyip sözü size bırakalım. Platformu, 6 Şubat platformu diye yeni bir platform oluşturduk ki bir çatı olursun. Bu şehir kültürüdür. Yani kentte o gün yaşanan acılarda herkes eşitti. O eşitlik altında bir araya toplanalım ve ölen insanları analım ve bir daha bu acılar yaşanmasın diye önerilerimizi sunalım dedik. Akşam saat 7.30-8'e kadar bir sorun yoktu. Sonra arkadaşlar bana haber verdi, işte bir yasak yayınlanmış. O yasağı ilk okuduğumuzda ilk tepkimiz bu yasağın Anadolu'nun işte kadim kültüründe böyle bir alışkanlık yok. Bu bizde ayıpsanan bir şeydir. Yani ölülerin arkasından anmak, bunu yasaklamak hiçbir mantığa uymaz ki benim anayasal hakkımdır. Yani bir program düzenlemek, gerekirse protesto etmek, hayır demek, haykırmak benim hakkımdır. Bunu zaten engelleyemezdi. Sessiz yürüyüşü yaptınız. Sessiz yürüyüşü yaptık. Geceki sembolik anmamızı da yaptık. Milletvekilleri de geldi. DEM Parti Genel Başkanı da geldi. Eş Genel Başkanı da geldi. Diğer parti CHP'ye ait milletvekilleri de geldi. Sağ olsunlar. Önemli olan şuydu. Buradaki insanların katılımıydı. Yani yereldeki insanların o duygularının yansıması önemli bizim için. Bunları sağladık. Yaptık. Ama valilik de şunu biliyordu sanırım, yani bu amaç şuydu. Halkın katılımını kısmen engelleyebilmekti büyük ihtimalle. Çünkü bizim geleneği evet, bağlantıda az önceki bağlantılarımızda da benzer sorunları yaşadık. Çünkü bölgede internet sorunu hala devam ediyor. En nihayetinde Malatya'da valilik o izni vermediği için sessiz bir eylem gerçekleştirildi. Bugün içinde başka talepler vardı. Sadece Malatya'da değil, diğer illerde de 11 kentte de takip ediyoruz. Bazı illerde izin verildi, bazı illerde ise izin verilmedi.
Şimdi bundan sonraki haberle mi devam edelim, yoksa tekrar Ferit'e gidebilecek miyiz, toparlayabildik mi yayını, interneti? Peki birazdan dönebilirsek tekrar dönelim. Şimdi önemli uyarılar var Naci Görür'den. Malatya'daki duruma ilişkin konuştu ve bakın neler söyledi Profesör Doktor.